Tekrar merhaba. Şimdi konu pekiştirme 1'e geçiyorum. İlk sorumuzdan hemen başlayalım. Neymiş? Hangisi bir polinom değildir diyor. Bu polinomdur. Çünkü bunun yanına x üzeri 0 eklersek kuvveti nedir bunun? 0'dır. Bu bir polinom. Sorun yok. Artı koyalım. Şuna gelince bu da bir polinomdur. Sonuçta 7 bölü 4 eksi 2 bölü 4 x diye yazılabilir polinom. Şimdi bu ifadede şurası belki sıkıntı yaratır diye düşüneceğiz ama bu da x üzeri hani 6'yı 3'e böldük 2 yaptı polinom. Sonra bakıyorum burada dağılma gerçekleşse bile x'in kuvveti ne olacak? X kare x olacak şurada. Burada x bölü 2 var. Burada kuvvet 1. Sonuçta yani kuvvetlerle ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Bu da bir polinom. Burada şu kısım sıkıntı. Sebebi ne? Bu aslında x üzeri 3 bölü 2 diye yazılır üst sayılardan. Bu da bir doğal sayı olmadığı için bu polinom değil. Biz de onu arıyoruz zaten. Cevabımız E olacak. Peki ikinci soruya bakalım. Bu ifade bir polinom olduğuna göre neyinin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şu bölümlerde sıkıntı görmüyorum. Şurasını halletmemiz lazım. Bunu ben 3n bölü n artı 15 bölü n diye yazıyorum. Bu ifade 3 artı 15 bölü n oldu. Bunun polinom olabilmesi için ne olması lazım? Şu n'in 15'i bölmesi lazım. Hatta şöyle de bir durum var. Bunun hepsi yani olduğu gibi bu ifadenin tamamı bir doğal sayı olmalı. O yüzden n'in bölen 15'i bölenlerin pozitiflerini sadece düşünmeyeceğiz. Şimdi ilk önce pozitiflerini bir düşünelim sonra negatiflerini düşüneceğiz. 1 böler, 3 böler, 5 böler, 15 böler. Sonra eksi 1 de böler. Eksi 3, eksi 5 ve eksi 15. Yalnız bir eksilerden başlayalım. Eğer burada eksi 1 olursa burası eksi 15 olur. Sonuç 3 eksi 15'ten negatif yaptı. Bu olmaz. Eksi 3'ü koysak burası eksi 5 yaptı. Sonuç negatif. Buraya eksi 5'i koyduğumuz zaman burası eksi 3. 3 artı eksi 3'ten doğal sayı yapıyor. Bu olur. Zaten o durumda eksi 15'te olur. Yani bunların hepsi n'in değerleri olabilir. Pekala. Bana toplamını sordu. Şunlar birbirini ötürleyecek. Şunlar birbirini ötürleyecek. Evet. Toplamı nedir demiş değil mi? O halde bu sorumuzun cevabı ne gelecek? 4 gelecek. Yani C şıkkı. Pekala. Üçüncü soruya geçelim. Polinomunun derecesi ile sabit terimlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada bakar bakmaz hemen 5 diye atlamayalım. Çünkü şurada 7 var. Polinomun derecesi bir kere 7. Sabit terim dediğimizde x'i olmayan ifadeydi. O da eksi 11. Bunların toplamı da ne yapacaktır? Eksi 4 A şıkkı. Pekala 4'teyiz. Bir polinom olduğuna göre 2 üzeri n ifadesinin değeri en az kaçtır diyor. Şimdi polinom olabilmesi için şurada zaten şu ikisini alacağım da. Yani 5 eksi n 0'dan büyük ya da eşit olmalı. Bir de n artı 2 de 0'dan büyük ya da eşit olmalı. Şimdi buraya göre n eksi 2'den büyük olmalı. Buraya göre n değeri 5'ten de ne olmalı? Küçük olmalı. Aynen öyle. Şuraya eksi 2 yazacaktım. Onu hemen bir toparlayalım. Şu geçişte bir hata yaptık. Silelim. Oo, hepsi gitti. Ne yapıyorum? Bir saniye. Şu kalemi neden almadı ki bu? N artı 2 sıfırdan büyük eşit dedik. Buradan N eksi 2'den büyük. Şimdi şu ikisine baktığımız zaman N değeri eksi 2 ile ne arasında gezecek? 5 arasında gezecek. Bize bu ifadenin en küçük değeri sorulduğu için biz N'i ne alacağız? Eksi 2 alacağız. 2 üzeri eksi 2'den bu da neye eşittir? 1 bölü 4'e eşittir. Cevabımız E olacak. Pekala. Sol sütunu bitirdik. Şimdi sağa geçelim. Polinomun derecesi 3'tür diyor. Şimdi ama burada 5 görünüyor. Demek ki burası sıfırlanacak. Yani 3m eksi 1 eşittir 0'dan. M değerimiz 1 bölü 3. Bunu bir bulduk. Tamamdır. Sabit terimi 1 diyor. O zaman şu kısım 1 olmalı. Bu durumda n-2'nin 1 olması gerekiyorsa n de nedir? 3'tür. Bu kadar.
Şunların bana neyi soruldu? Çarpımı soruldu. Çarpalım. M çarpı N 1 bölü çarpı 3'ten sadeleşti. 1 geldi. Cevap D şıkkı. Pekala. Şimdi neredeyiz? Buradayız değil mi? 6. soruya geçtik. Peki şimdi polinom belirtiyormuş bu ifade. Derece Px nedir diye sormuş bize. Bir kere polinom belirtebilmesi şuradaki x bizim başımıza bela. Aslında bu ifade bize nasıl gözükür? A eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1 diye gözükür. Ve bu da olayı bozuyor. O anlamda buranın sıfırlanması lazım. Yani A değeri bir kere 2. Polinomu yeniden bir yazalım mı? 2 yerine yazdığım zaman şurası eksi 2 x üzeri 7 yaptı. Oraya gitti zaten. Şöyle görünüyor. Evet, geri kalan yerlerde bir sıkıntı yok. Bunun derecesi nedir diye sordu. İşte şunu soruyor. Burada en yüksek derece bu çünkü. Cevabımız B olacak. Pekala. 7'deyim. Şimdi burada ne olmalı? Onu bir konuşalım. Bir polinom belirtiyor. Bu durumda şu m-2 var ya, m-2'nin 12'yi bölen sayılardan oluşması lazım. 1 olabilir, 2 olabilir, 3, 4, 6 ve hatta 12 de olabilir. Yalnız eğer bu 1 ise m'in değeri 3 yapar. Bunu hep 3 diyorum. Evet, 2 artıracağım hepsinde. M'in değeri 4 yapar. 5, şuradan kaç oldu? 6, 8 ve 2 artırdık. 14 geldi. Bunlar şu an emin değerleri bu arada. Şuraya bir bakalım. Buranın da sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. Bu anlamda 3'ü alabilirim, 4'ü alabilirim ama şunların hiçbirini alamam. Çünkü bunlar ne yapar? Burayı negatife çevirir. Demek ki emin 2 tane değeri var. 3 ve 4. Bunların toplamını soruyor. Demek ki cevap kaç çıkacak? 7 çıkacak. C şıkkı. Peki bu sayfada son soru. Ne demiş? Polinomu bir sabit polinom olduğuna göre. Şimdi sabit polinom olabilmesi için x'i bir ifadenin olmaması lazım. Burası sıfırlanması lazım. A eşittir eksi 2. Burası da sıfırlanmalı. B eşittir 1. Çok basit bir soru. O halde A eksi B nedir? Eksi 2 eksi 1. Ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. Cevap E şıkkı. Pekala, bu sayfa bitti. Şimdi arka sayfaya geçelim. 9. sorudayız. Sıfır polinomu olabilmesi için şunların hepsinin sıfırlanması lazım. Şu kat sabit terimde dahil. Buradan m eşittir 1 gelir. Sonra m artı n 0 olduğundan m yerine 1'i koyalım. 1 artı n 0. Demek ki n nedir? Eksi 1. Sonra k artı 2 0 olduğuna göre k'da eksi 2. Şunların bana neyini soruyor? Bu çarpmasını soruyor. Çarptığım zaman da ne geliyor? Hata yapmayalım orada. 2 mi geliyor? Aynen 2. Cevap B çıkacak. Evet, bakıyoruz. 10. sorudayız. Bu bir polinom belirtiyormuş. M'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diyor. Şunu biraz küçültebilir miyim acaba? Evet. Şuranın ne olması lazım? Bir doğal sayı belirtmesi lazım. Bunu şöyle yapalım. 3m artı 12'yi m artı 1'e bir bölelim. Polinom bölmesi yapıyoruz. Burayı 3'e çarptım. 3m artı 3 yaptı. Çıkardık. Buradan 9 kaldı. Şimdi bunun yerine ben şunu yazabiliyormuşum. 3 artı 9 bölü m artı 1 yazılabiliyor. Bu ifadenin tamamı bir doğal sayı olacak. Tamam. 3 de işin içerisinde bu arada. Şimdi m artı 1'in alacağı değerler, bak m artı 1'in alacağı değerleri söylüyorum. 9'u bölen sayılar. 1, 3 ve 9. Başka yok. Ama sonucun doğal sayı olması istendiği için belki burası eksi 1'dir. Eksi 3 de olabilir, eksi 9 da olabilir. Burada hemen itiraz etme. Bunlar emin değerleri değil bu arada. Orada bir sıkıntı yaşamayalım. Şimdi buranın 1 olabilmesi için emin 0 olması lazım. Burası için emin, bakıyorum, 2 olması lazım. Değil mi? Burası için de emin, bakalım. Bir dakika, ben ne yapıyorum? Burayı 9'lamam lazım değil mi? O zaman 8 olması lazım. Buradan gelenler bunlar. Şimdi şurada burayı eksi 1 yapmaya kalkarsak burası 3.
Eksi 1 olduğu zaman burası eksi 9. Sonuç negatif geldi. Bunu atalım. Bu eksi 1 olamaz. Eksi 3 yaparsak 0 oluyor. Ha, demek ki bunlar da oluyor. Peki buranın eksi 3 olabilmesi için m'in kaç olması gerekiyor bu arada? Eksi 4. O zaman eksi 9 da olur zaten. Eksi 3 olursa bu da olur. Buradan da eksi 9 olması için hangi değeri alacak? Eksi 10 alacak. Bütün buradaki m değerinin toplamını soruyor bana. Bu durumda ne oluyor? Buradan 10 geliyor, değil mi? Şuradan da eksi 14 geliyor. O halde 10 eksi 14'ten cevabımız nedir? Eksi 4'tür. D şıkkı. Peki ben devam edeyim. Tekrar sayfa büyütmenin bir anlamı yok. Şunu küçültebiliyor muyuz? Evet. Polinomun derecesi nedir diyor. Burada en baskınları alacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum baskın derken. Burada belirteç şunlar değil. X veri 5 burada var. Burada bunlar değil. Derece belirleyenlerde bunlar etkisiz. Dolayısıyla bu parantez x üzeri 5'in dördüncü kuvveti gibi algılanmalı. Şurada x küpün altıncı kuvveti gibi. Buradan x üzeri 20, buradan x üzeri 18. Bu ifadenin derecesi de tabii ki şuradaki 20 değeridir. Cevap D. Şimdi ne diyor burada? Polinom belirtiyor. Zaten bu testin genelinde polinom belirtmesiyle ilgili çalışılmış. Neyinin alabileceği tam sayı değerlerin kaç tanedir diye sormuş. İlk önce neler yapmalıyız? Şimdi şuradan n artı 2 sıfırdan büyük eşit olmalı ki. Buradan n eksi 2'den büyük eşit. Bu 1. Sonra 5 eksi n sıfırdan büyük eşit olmalı. Buradan n küçük eşit 5. Şimdi şu ikisine göre ben eksi 2 ile 5 aralığında buluyorum. Bunu buldum bulmasını ama bir de şöyle bir sorunumuz var. Şurada dikkat ettiysen şuranın da tanımsız olmaması lazım. Öyle değil mi? Ve buranın da hatta sıfırdan büyük olması lazım. Biz değerleri alalım. Eksi 2'yi alsak burası sorun olur. Alamayız. İptal. Eksi 1'i alsak bura yine sorun. Alamayız. Sıfır yine negatif yapıyor. Alamıyoruz. 1'den itibaren geliyor. Fakat 1 burada yerine yazıldığı zaman fakat diyeceğim de burada bir sıkıntı yok. Bu sonuçta bir katsayı derece değil ki. Burada her sayı olabilir. Yeter ki 4 olmasın. 4'ü unutmayalım. 1'in olma sebebini anladık değil mi? 1'i burada yerine koyduk. 0 yaptı. Burada yerine koyduk. Bir sayı yaptı. Sonuçta önemli değil. 2'yi koyalım. Olur. 3 olur. 4 olmaz. Paydayı sıfırlıyor. 5 peki olur mu? Evet, o da olur. Efendim bize ne demişti? Alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? O zaman 1, 2, 3 ve şurası da dahil kaç tane geliyor? 4 tane geliyor. Cevabımız D. Şimdi bu polinomun derecesi en fazla kaç olur demiş bize. Bir kere n-2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Yani n'in 2'den büyük olması gerekiyor. Bir de 12 bölü n artı 1 ifadesinde şu aşağıdaki n artı 1 ifadesi 12'yi bölmeli. Bunlar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayıları sonuçta. Tamam mı? Tamam. Ama zaten biz 2'den büyükleri alacağız. Ona dikkat edelim. O yüzden şunu almayacağız. Şuradan geliyoruz. Bir dakika, o değil ama o. Dur. Erken davrandım. Çünkü bunlar n'in değeri değil daha. Şuradan bir de n'in değerlerini hesaplayalım. N bunun için 0 olmalı. Yani hep 1 çıkartıyorum buralardan. 1, sonra 2, buradan 3, şuradan 5 ve buradan da 11. Şimdi konuşalım. 2'den büyük dediği için bizim kimleri iptal etmemiz lazım? Şunlar olamaz. 2'yi yerine yazarsak, bak şimdi, şurası x üzeri kaç oldu? 12 bölü. Burası 3 yaptı. Aslında bunu uzun uzun da yazmayalım. 2 yerine yazdığımız zaman zaten burası çıkıyor. 3 çıkıyor. 4 oluyor. Şuradaki kuvvet ne oluyor? X yerine 2 yazıldığı zaman 0 oluyor. Buradan derece 4 geldi. Şunu tamamladık. 3'e bir bakalım. 3'e baktığımız zaman da biz en çok istiyoruz, değil mi? Bu biz en çok istiyorsak buralarda uğraşmayalım. En alt tarafa bir bakabilir miyiz? Şuraya. N'in yerine 11 yazarsak
Şurada x, şurası 12 yaptı, 1 yapıyor. Buradaki ifadede hani x üzeri 9 yapıyor. Buradan da en çok 9 geliyor diyeceğiz. Yani cevabımız neymiş? B şıkkı. İfadesiz bir polinom olduğuna göre bu polinomun sabit terimi kaçtır demiş. Şimdi bir kere şunlar kritik duruyor bu soruda. Onların sıfırdan büyük olması lazım. Yani 3 eksi n sıfırdan büyük deyince n 3'ten küçük gelir. Sonra n eksi 2 sıfırdan büyük eşit deyince n 2'den büyük gelir. Yani n aslında 2 ile ne arasındaymış? 3 arasındaymış. Pekala. Bize bu polinomun sabit terimi kaçtır diye sormuş. Şurada sabit terimi bulmamız gerekiyor değil mi bizim? Şimdi 2 yazsak, bak şimdi 2 yazarsak burada kaç olacak şurası? 4x yapıyor. Artı burada 2 yazdığımız zaman burası sıfırlandığı için artı 4 yapıyor, artı 5. Bu durumda sabit terim 9 görünüyor. Bir duralım. Bir de 3'ü yazabiliyoruz. Zaten başka sayı yok. 3 yazdığımız zaman şuradan bir 4 geliyor. Artı burası bu sefer 4x yaptı, artı 5. Evet, yine şunlardan dolayı ne geliyor? 9 geliyor. Demek ki cevap C şıkkı. Polinomun katsayıları toplamı 12 olduğuna göre polinomun derecesi kaçtır diyor. Şimdi katsayılar toplamını biz daha konuşmadık ama x yerine 1 yazdığımız zaman şu ifadede sadece katsayılar kalacağı için katsayılar toplamına ulaşabiliriz. Şimdi x yerine 1 yazınca burası 2m eksi 3 kalıyor şuradan. Çünkü bir herhangi bir kuvveti yine 1. Buradan m eksi 1 geldi. Burası da yine aynı durumda. Şuradan ne geliyor? 4 eksi m, bir de artı 2'miz var. Bu 12'ymiş. Evet, hesaplarımızı doğru yapalım. Şunlar birbirini götürdü. 2m var. Şuradan eksi 4. Bak şunlar da birbirini götürüyor. 2'yi de sağa attım. 10 kaldı. M değerine çıktı. 5 çıktı. Şimdi bize polinomun derecesi kaçtır demiş. Şimdi m eğer 5 ise şurası kaç gelecek? X üzeri 1 gelecek. Burası kaç geliyor? X üzeri 10'dan 3 çıktı, 7 geldi. Öyle değil mi? Aynen öyle oldu. Peki bunlarda herhangi bir gitme durumu var mı? Katsayılara bir bakalım. Katsayımız şurası kaç yaptı bu arada? 10 yaptı, 7 yapıyor. Şurası ise 4 yapıyor değil mi? Bize polinomun derecesi nedir diye soruyor. O zaman bunun derecesi çıkmıyor mu? 7 çıkmıyor mu? Fark etmiyor. Yani bunlar birini götürüyor mu diye baktım ama götüren bir şey de yok. Tamam. Sıkıntı yok. Cevap 7 çıkacak. Evet, soruda ne diyor? İfadesi bir polinom olduğuna göre polinomun derecesinin alacağı kaç farklı değer vardır demiş. Bir kere hani ilk başta ne yazmamız lazım? 5 eksi n sıfırdan büyük eşit ve n eksi 2'nin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Buradan 5 büyük eşittir n, yani n küçük eşittir 5. Buradan da n büyük eşittir 2. Şimdi şu ikisini düşünürsek demek ki n sayımız 2 ile ne arasında? 5 arasında. Tamam. Şimdi bu polinomun içine baktığımız zaman şu sayıların polinomun derecesini belirtmede bir önemi yok. Yani ben polinomu şöyle alabilirim. Rengimizi bir değiştirelim. Px x üzeri 8 ve onun da üzeri 5 eksi n. Sağ tarafta ne var? X üzeri 4, n eksi 2 diye düşünsem. Derece bakımından bir şey değişmez. Tabii polinom değişti ama amacımız derece. Şimdi buna göre n'e ilk vereceğim değer 2. 2'yi verirsem buradaki oluşan terimleri bir görelim. Şurası kaç yaptı? 3 yaptı. 8'e 3'ü çarptım, 24. Buradan 2'yi verdik, burası sıfırladı. O zaman buradan 4 çarpı 0'dan 0. Bunun derecesi 24.
Peki 3'ü versek ne olur? Şimdi buraya 3'ü verdik 2. 8 kere 2 16 oldu. 3'ü verdik burası 1 yaptı. X üzeri 4 çıktı. O zaman derece 16 oldu buradan. 2 tane daha var. Bakalım farklı geliyor mu? Hani tekrarlarsa diye şey yapıyorum. Yoksa şu aradaki sayılar kadardır da denebilir ama böyle sorularda bazen birbirini tekrar edenler çıkabiliyor. 4'ü versem burası 1 yaptı. X üzeri 8. Şurası kaç yaptı? 2 yaptı. Yine X üzeri 8. Derece buradan 8. 5'i de verdik. Ne geldi? Şimdi burası 0 yaptı. O zaman burası 0 yaptı. Tamam. Şuraya gelelim. Bura kaç yaptı? 3. 3 kere 4 12 yaptı. Bak buradan da 12 diye bir derece geldi. Burada bir hata yapmıyoruz değil mi? 4. 4'ü koysak 2. Tamam. O zaman bunlar derece olabiliyor. Yani kaç tane farklı değer varmış? 4. Cevap D şıkkı.